Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım, bugün sizlere mevlüt örtülerinde, yazma kenarlarında, havlu kenarlarında ve yapılmış olan dağ modellerinin arasında kullanabileceğiniz güzel iğnesi çiçek yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Daha önceden buradaki yapmış olduğumuz dağ modelimizi kanalımızda yaparak paylaşmıştım. Bugün de sizlere arasında bu şekilde uygulama yaptım. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizler istediğiniz yerde bu modelimizi, iğneyosun çiçeğinin yapımını kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Krem rengi olarak beyaza yakın olan tonlarında olan iplerimizden suni ipeklerden kullandım arkadaşlar. Buradaki numaramız 1000 olarak. Diğer yeşil tonumuz 652. Bu da yine farklı bir suni ipek olan 800 numara olarak iplerimizin numaralarını veriyorum arkadaşlar. Bu da yine sarılmış olan suni ipeklerden, numarasını bilemeyeceğim, kahverengi tonunda çok az kullanacağım arkadaşlar burada. Sizler kullanacağınız yere göre oyama sıralarından veya suni ipek hangisinden varsa elinizde onlardan yaparak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada da diğer kenarında bakın arkadaşlarım, çok yapımı kolay olan modeli tercih ettim. Sizler her iki tarafında daha ağır modeller çalışabilirsiniz veyahut da burada yaptığım gibi bu modelden de uygulayabilirsiniz. Bunun yapımı da yine kanalımızda mevcut. Bunları da inşallah açıklama bölümünde tekrar paylaşacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım, buradaki dağ modelinin arasına çalıştık. Sizler isterseniz bunu kenarında, aralarında farklı model uygulayarak biraz daha küçülterek yazma kenarlarında da kullanabilirsiniz. Veya farklı dağ modelleri de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Burada uygulamış olduğum dağ modelinin arasında ben 13 tane zürafa bırakmıştım. Burada daha fazla veya biraz daha eksik olursa her kenarından, iki tarafından ayarlayarak ortada 7 tane kalacak şekilde zürafalarımızın yeşil başlangıç olan yerini ayarlayalım arkadaşlar. Yeşil ipimizden alarak yapımına başlayalım inşallah. Arkadaşlarım, yapmış olduğunuz değerli yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin yapmış olduğu yorumlarınız, beğeni ve paylaşımlarınız bizler için çok kıymetli. Sizler abone değilseniz abone olarak ve beğeni, yorum bırakarak paylaşırsanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Burada kullanmış olduğumuz ipleri esneterek yaparsak oyalarımız daha muntazam ve düzgün olacaktır arkadaşlar. Evet, ipimizden alıyoruz. Modelimizin yapımına başlayalım inşallah. Arkadaşlarım, yeşil olan ipimizi aldım. Burada ipimizi biraz uzun bırakıyorum. Arada dolgu şeklinde, bakın, arada kalması için en alt kısmında bu şekilde yaparsanız güzel olacaktır. Bir miktar ipimden aldım. Ve buradaki zürafalarımızdan bakın 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 3 tane, diğer tarafta 3 tane sağda ve solda zürafalarımızı bırakıyoruz. Burada ipimizi sabitliyoruz. Sizler yapmış olduğunuz aralıklara göre bunu fazla veya eksik yapabilirsiniz arkadaşlar, aradaki sayıları. Bakın, buradaki ipimi aldım ve arada getirerek buraya kadar 7 tane burada zürafalarımızın üzerine tekrar yeşil ipimizle, bismillahirrahmanirrahim, arkadaşlarım bu şekilde zürafalarımızı 7'ye tamamlayalım inşallah.
Evet arkadaşlar. Bu şekilde 7 tane zürafamızı yapıyoruz. Burada bakın aradaki ipimizi bu tarafa getirdik. Burada dibinden kestiğimizde çıkma yapmayacaktır arada geldiği için. İpimi biraz düğümü fazla çektiğim için arkadaşlar arada ipimde kopma oldu. Bu bittikten sonra tekrar ipimi ekleyeceğim. Bakın en başına ipimizin boyunu ayarlayalım. Burada ne çok bol ne de çok sıkı yapalım arkadaşlar. Bu tür arasında sık iğneli olan yerlerde düğümümüzü sabitliyoruz. Yanındaki zürafaları batarak modelimizi devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım. Bazen böyle aksiliklerimiz olabiliyor. İşlerimizi yaparken. Evet. Burada zürafalarımızı yapıyoruz. Her sırada eksilterek devam edeceğiz. Eksiltme işlemi de her zürafamıza bakın başta batarak burada düğümümüzü sabitleyelim. İpimizi ekleyerek buradan tekrar devam edeceğiz. Burada arkadaşlarım her sırada bakın ipimizi geri alacağız. Çok bol veya çok dar bırakmayalım burada. Yeni yapan arkadaşlarımız vardır. Bilen arkadaşlarımız çok güzel yapıyorlar. Ellerine sağlık. Yeni öğrenecek arkadaşlarımız da daha da güzellerini yapacaklar inşallah. Buradan ipimizin boyunu ayarlarken çok bol veya çok sıkı bırakmayalım arkadaşlar. Burada her birine battığımızda ve geri döndüğümüzde her seferinde zürafalarımız eksilmiş olacak. Arkadaşlarım normalde ipi taktığımda alttaki yeşili ve bu aradaki çalışmış olduğum kirpikler için tek seferde yeterli oluyordu. İpimi biraz hızlı çekmişim. Burada tekrar eklemek zorunda kaldım. Bakın eklerken de bunları da göstermiş olayım. Bir miktar ipimden alıyorum. Diğer ipimizi de bu şekilde tutuyoruz ve arada kalacak şekilde arkadaşlar elimizde. Baştaki zürafamızın içine tekrar göstereyim bakın. Buradaki düğümüze atarak sabitleyelim. Düğümüzü sabitledik. Bakın diğer o az kalan ipimizi arada yürüterek zürafamın arasından hemen yandaki zürafaya düğümü sabitliyorum. Ve bir yanındaki zürafaya ipimiz arada kalacak şekilde uzatmış olduğumuz ipi devam ediyoruz ve zürafalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar ipimizi uzatıyoruz. İğnemizin üzerinde düğümüzü atıyoruz. Bu şekilde boyunu ayarlayarak ve her bir zürafamızın içine batarak eksilterek devam edelim. Buradaki iplerimizi de kesiyoruz arkadaşlar. Bakın bu arada olan ipimiz ve başlamış olduğumuz ipimizi kestik.
3 tane zürafamız kaldı. Burada tekrar batıyorum. 2 tane kalıyor. Evet arkadaşlar. Burada bir önceki zürafamıza ipimizi biraz daha uzun bırakarak aradaki zürafamızı bıraktık ve bir önceki zürafamıza ipimizi düğümledik. Tekrar buradaki zürafaya geri dönüyorum. Biraz daha kalın olmasını istediğim için ipimizin bu şekilde yaparsak daha iyi olacaktır. Ve ilk düğümümüzün yanına ipimi uzatarak düğümümü sabitliyorum arkadaşlar. Hemen tek düğümü bir sırada da ip uzatarak yapabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınızda daha da alttaki kalın olan kısmında kirpiklerimiz daha güzel oturacaktır, oyamız. Buranın içerisine 15 tane kadar kirpiklerimizi yapalım. Ne çok büyük ne de çok küçük olsun. Elimizden veya iğne yardımıyla burada boylarını ayarlayalım arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde tutarak da boyunu ayarlayabilirsiniz veya iki parmağınızın ucuyla kirpiklerimizi ayarlayabilirsiniz. Bakın bu arada tutarak dibine gelince düğümümüzü sabitleyelim. 15 tane kadar yapalım. Bir sonraki aşamasında devam edelim. 15 tane kirpiklerimizi yaptık. Düğümümüzü sıkıca çektikten sonra arkadaşlar hemen dibinden ipimizi kesiyoruz. Açık renk olan ipimizden alıyoruz. Açık renk olan ipimden aldım ve boyundan biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar. Arada ipimi kesiştireceğim için. Bakın burada hemen baştaki kirpiğimizin içerisine iğnemizin üzerine ipi alarak burada düğümümü sabitliyorum. İpim arada kalacak şekilde her bir yapmış olduğum kirpiğin içine zürafalarımı yapıyorum. Sonuna kadar bu şekilde yaparak devam edelim arkadaşlar. Aynı olan yerlerde biraz daha ilerleterek devam ediyorum bazen videolarımızda. Sizlerin değerli vakitlerini almamak için. Bakın arkadaşlar burada her bir zürafamız yapmış olduğumuz kirpiğimizin içerisine bu arada bırakmış olduğumuz ipimiz kalacak şekilde modelimizi çalışalım. Bakın tek tek bunları zürafalarımızı yapalım arkadaşlar. Hepsinin tepesine batarak devam edelim. Burada ne çok bol ne çok sıkı bırakalım ipimizi. Burada fazla olan ipimizi arada getirmiş olduğumuz ipimizi kesiyoruz. Tekrar her bir zürafanın tepesine batarak geri dönüyoruz arkadaşlar. Çeviriyorum. İsterseniz çevirmeden de yapabilirsiniz bunu. Hemen yanındaki zürafalarımızın içine batarak her bir zürafamıza batalım.
Evet arkadaşlar, bakın her bir zürafamıza tepelerine batıyoruz. İçerisine batarak zürafalarımızı tamamlıyoruz. Tekrar çeviriyorum. Aynı şekilde. Üçüncü sırada da aynı zürafalımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yapımı çok kolay modelin. Birçok yerde de kullanabilirsiniz. Sonuna kadar gelelim. Arkadaşlarım bu şekilde bakın. Sonuna kadar geldik. Batarken düğümümüzü çiftli ve sıkıca çekersek açılma yapmayacaktır. Boyama sıralarından yaparsanız onlarda biraz daha açılma olabilir. Açılmaz ama yine de hafif bir çakmakla yakabilirsiniz. Bunlar da çok fazla gerekli olmuyor arkadaşlar. Diğer renkteki ipimizi alarak bir üst sırasında devam edelim. Pudra rengi olan ipimizden aldım. Burada hemen ilk zürafamızın içerisine arkadaşlar ipimizi düğümümüze atarak sabitleyelim. Ben biraz fazla sıkı yaptım bunları. İsterseniz sizler birine yapıp diğerine batarak bir sonrakine tekrar batıp yapabilirsiniz. Bu modelimizde sık uyguladım arkadaşlar. Buradaki çalışmalarınızı sizler daha bol yapma, aralıklı yapmak isterseniz birine yapıp birine yapmadan da devam edebilirsiniz. Burada 4 tane kirpik yapalım arkadaşlar zürafalarımızın içerisine. Dört zürafamızın her birini iğnemize topluyoruz. İpimizi iğnemizin üstüne alıyoruz ve burada düğümümüzü atarak hepsini birlikte topluyoruz arkadaşlar. Hemen bir yanındaki zürafamıza ipimizi biraz bolluk bırakarak düğümümüzü sabitleyelim. Daha aralıklı olmasını istiyorsanız buradaki modelin o şekilde de güzel olur arkadaşlar. Aradaki zürafamızın birisine batıp hemen yanındaki zürafaya geçip tekrar bu modeli çalışabilirsiniz. Ben burada hepsine batarak yapmıştım. Burada da aynı şekilde kalan çiçeğimizi yaparak devam ediyoruz. Bakın bir tane zürafamızın içini yaptık. Yanına tekrar İkinci kirpiğimizi yapıyoruz. Üçüncü kirpiğimizi yapıyoruz. Bu ipimizi de aradan getirmiştik başladığımız ipi. Bunu da keselim. Dördüncü kirpiğimizi yaptık ve hepsini birlikte topluyoruz arkadaşlar. 4 tane. Bakın. İğnemizi ipimizin üzerine alıyoruz. Düğümlerimizi atarak sabitliyoruz. Bir yanındakine ipimizden biraz uzun bırakıyoruz. Boyunu ayarladıktan sonra düğümümüzü sıkı çektiğimizde açılma yapmayacaktır. Her birinin içerisine 4 tane yapıp toplayarak bunu sonuna kadar yapalım arkadaşlar.
Ben bunu sonuna kadar yapayım. Bir üst sırasında tekrar devam edelim. Arkadaşlar, bütün zürafalarımızın tepesini aynı şekilde yaptım. Ve yapıyoruz burada 4 tane aynı yapmış olduğumuz kirpikleri tepesinde toplayarak bir yanındaki zürafaya ipimizi sabitleyip tekrar aynı modeli uyguluyoruz. İsterseniz bir tanesini yapıp diğerini boş bırakabilirsiniz. Burada tekrar bir düğüm daha attım sağlam olması için. Burada dibinden ipimizi kesiyoruz. Burada açık renk olan ipimden aldım ve en baştaki yapmış olduğumuz yapraklı olan modelimizin tepesine ipimizi sabitliyoruz. Arkadaşlar, burada isterseniz her birinin tepesini tekrar bu şekilde başlayarak düğümlerinizi atabilirsiniz. Ben bu modelimizde hiç arada tekrar tekrar başlama yapmadan 3 tane sık iğne şeklinde düğümü atıyorum. Bir yanındaki modelimize geçerken de biraz daha yaklaştırıyorum. Burada aradaki iplerimizi keseceğiz arkadaşlar. Çok fazla da bol da bırakmayalım. Arada kesecek kadar mesafe olsun. Hemen yanındakine aynı şekilde bu uzatmış olduğumuz ipin tepesine gelecek şekilde 3 tane sık iğne şeklinde iğne oyalarımızı yapalım. Zürafalarımızı bol bırakmıyoruz. Sıkıca çekerek her birinin tepesine batıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ipimizin bir tane ipimizi kestik ve diğerlerini de hepsinin arasında uzatmış olduğumuz yerlerden bu şekilde yaparsak tek tek başlamamıza da gerek kalmayacaktır. Bazı modellerde bu şekilde çalışıyorum. Bazen de tek tek başlayarak yapmış olduğumuz modeller var. Evet arkadaşlarım, bakın modelimiz çalıştık. Bunların sayısını fazla veya eksik yapabilirsiniz. Burada hemen ortasında da içindeki çok hafif bir kahverengi tonu vardı. Ondan da kullanmak istedim. Hemen burada bir tane boşluk vardı. Oraya da onu yapalım. Ve modelimizi tamamlayalım inşallah. Arkadaşlar, kahverengi olan ipimizden aldım. Hemen bu arasındaki bir tane zürafamıza ipimizden düğümümüzü atarak sabitleyelim. İçerisine zürafamızın içine burada küçük kirpiklerden yaparak siz kullan modelimizi tamamlayalım arkadaşlar. Sizler yaptığınız modelin renklerini kullanacağınız
Yere göre bunların rengini ayarlayarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dağ arasında veya dağsız yapabileceğiniz farklı bir çalışma. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım ve yaparsınız. Evet. Burada küçük kirpiklerimizden de yaptık. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlarım. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu modellerimizden yaparsınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve mutlu kalınız inşallah.